akşamleyin, ben o zaman tabii bir iş yerinde çalışıyordum, bir fabrikada çalışıyordum. Sabahleyin erkenden biz işe giderken baktık ki, tabii haberimiz yoktu, baktık ki her taraf asker dolu. O zaman işte askerler nereye gidiyorsunuz? İşte dedi ki fabrikaya gidiyorsunuz, işçiye sonra her dedi, kimse işe gitmeyecek. Yani herkesi geri çevirdiler. O akşam, o gün kimse işe gitmedi. Yani asker ya, her yere el koymuştu. Tabi o zamanki liderleri de Erbakan'ı da, Demir Ali de, Türkeş'i de bunları tutukladılar. Bunları bir işte adaya götürdüler. O zaman Kenan Evren de Genelkurmay Başkanı'ydı. O zaman da artık Cumhurbaşkanı oldu tabi. Gece uyurken haberimiz yoktu. Tabi böyle bizim olduğumuz yerde ilçeydi. Tanklar, uçaklar, silahlar falan olmadı. Ama bizim bildiğimiz o zaman Sincan'da tanklar falan yürümüştü. İşte bir şey ama tabii böyle bir askeri her yere el koymuş. Bir ölü falan gibi bir şeyler olmamıştı. Yani darbe o şekil oldu. Fakat burayı bu şimdiki gibi olmadı. Meclisin bombalanması, yok havaalanın tabii işgal etmiştir, o ayrı mesele ama böyle olayla ölüler falan olmadı. Tabii ki o zaman Müslümanlara bayağı sıkıntılar oldu. Yani ben o zamanki işte Refah Partisi'nde birçok insanları içeri sıktılar yani. Ondan sonra tabii imam hatiplerin kapatılması, imam hatiplerin kısıtılması, efendime söyleyeyim, bu kızların başörtülü olarak okula alınmaması, yani ondan sonra devam etti, başladı. Üniversitelerde, diğer okullarda başörtünün başörtülü okula gitmesi yasaktı. Kimse gidemiyordu. Haliyle tabii ki var yani, eski gibi olmasa da yine sıkıntılar var. Ekonomi felç oldu. Yani o zaman hatta ne bileyim, Demirel Başbakan'dı o zaman. Biz şeye gidiyorduk mesela, bir teneke yak alacağız. Kuyruğa giriyorduk. Kuyrukta o yakıyı alıyorduk. Kuyruğa girmeden bir şey alamıyorduk. O şekilde yani ekonomi çok zor durumdaydı o zaman. Biz hakkı bildiğimiz için, hak olmayınca, gelmeyince bu darbeler bitmez. Yani bir darbe gider, o biri gelir. Ama hak olduğu zaman, İslam olduğu zaman, daha doğrusu şeriat geldiği zaman, Allah'ın hakimiyeti olduğu zaman bütün sıkıntılar bitecek. Yani bu insanların da böyle bir şeye ihtiyacısı var. Yani biz inandığımız, yani biz Allah'a inanıyoruz, peygambere inanıyoruz ama Allah'ın ne peygamberin kanunları yok. Onlar olduktan sonra bu sıkıntılar inşallah Teala biter. Ve onlar gelmeyince, hani şimdi sen kime diyorsun? Elhamdülillah ben Müslümanım. Sen Müslümansın ama senin Müslümanı olduğun bir belirtisi olacak. O İslamiyet'in hakimiyeti olmayınca işte yani bu sıkıntılar bitmez. Bu fetö zihniyeti Müslümanları camilerde insanlara ders verince, onlara Kur'an'ı anlatınca bunlar bunu çekemediler. Bu insanlar haksız yere, tabii o zamanki savcılar bunlardaydı, hakimler bunlardaydı, emniyet müdürleri hala da onlardan bunlardaydı. Bu insanları haksız yere, yani şu anda ben Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'ına sesleniyorum. Onlara ne yaptılarsa, şu an onları ne hale koydularsa, haksız olarak, yani o zamanki Müslümanlara da, yani o zaman aynı haksızlıkla Müslümanları içeri koymuşlar. Eğer zerre kadar merhametleri varsa, vicdanları varsa, şimdi diyorlar ki biz bunları idam edeceğiz. Peki bu suçsuz Müslümanları ne yapacaklar? Yani yıllarca bunların hapiste olduğunu, yani bunları da biraz önce bir merhamete gelip de bu insanları zindanlardan kurtarmaları lazım, çıkartmaları lazım. Yani haksız olarak bunları hapse koymuşlar. Bunu eğer bir incelerse dosyalarını, hepsi ortaya çıkacak. Çünkü bunlar yani Müslümanlığı savunmuyorlar ama bizden başka da kimse Müslüman değildir diyorlar. Ve bu şekilde bu Müslümanları hepsini içeri koydular. Yani bu insanlar tabii mahkemeye gittikleri zaman savcılar, hakimler FETÖ çetenin örgütleriydi.
Tabii bunlar ne için yakaladıklarını da biliyorlardı bu Müslümanları. Müslümanlar ne yapıyor, ne yapmıştı? Yani camide insanlara ders veriyordu. Kur'an dersini veriyorlardı, cahil kalmasın diye. Bunlar, bu FETÖ çeteleri, Müslümanlar onların yanına gittiği zaman Müslüman bildikleri halde, yani hakikaten yani İslam için, Allah için çalıştıkları halde, bildikleri halde bunları yani tutukladılar, hapse koydular. Yeme mazlumun ahını çıkar ahiste ahiste. Muhakkak ki Allah-u Teala adaletlidir. Bu suçsuz insanların hakkını bunlara nasıl almayacak? Elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun ki yani ektiklerini başına geldi. Daha da beter olsun inşallah. Bu evde benim altımda bir kahve var, şurada hemen. Orada bu PKK'nın, ben burada camda bakıyordum. Onların yani buradaki gençler, bu mahalle gençler gidiyordu orada. Onlara ete giydiriyorlardı. Ben görüyordum gözümde, burada bakıyordum. Kahveci onlara ete giydiriyordu. Ondan sonra başına örtü bağlıyordu. Polisler bunlara gaz bombası attığı zaman da bunlara limon veriyordu. Ağzına, yüzüne artık silsine ne yapsınlar. Ben tabii burada ben bir kere polise telefon ettim. Dedim ya artık biz dayanamıyoruz burada. Camları kapalı, camlardan böyle yine o şeyi geliyor. Bu polis de FETÖ'cüydü. Bunu kesin biliyorum. Çünkü benim telefonumu, ben burada dedim falan kahve dedim, ismini de söyledim. Benim telefonumu onlara vermiş. Bunlar birkaç kere beni rahatsız ettiler, beni aradılar. Neyse artık ben cevap ver, baktım telefon, hala telefon benim yanımda yazılıydı. Mesela 6-7-8 Ekim'de sülhünün bu milleti meydana çağırması, buradaki şey yani dükkanlar Türklerin dükkanı mıydı? Hepsi de Kürttü. Ama ne yaptı? Onu çağırmasıyla o kadar Müslüman yani suçsuz insanlar öldü ve o da şehit oldu. Yani muhakkak şu andaki FETÖ'nün suçu neyse PKK'nın suçu da aynıydı, daha da fazladır. Yani ikisi de zaten ortaktırlar. Bu işi ortaklaşa yaparlar. Geçen gün birisi burada söylemiş, Erdoğan'ın 4 günü kalmış asılacak. Bir tane vatandaş. PKK'cı. Peki sen yani PKK, dağdaki PKK'cı değil, buradaki PKK'cı. Peki sen bunu nereden biliyorsun? Kim sana söylemiş bunu? Demek ki bir iş birliği var. Fırıncı dedi ki 50 tane PKK'cı gelmiş buraya. Sen nerede biliyorsun? Onlarla beraber miydin? Yani hepsi birbirini biliyor. Mesela seçimden Şırnak'ta, Batman'dan, Diyarbakır'da polislerin, efendime söyleyeyim, askerlerin lojmanlarından %70-80 HDP'ye oy çıkıyor. Ama inşallah bunlar razil oldukları gibi PKK da razil olacak. Çünkü kumandayı bunlardan alıyorlardı. 1960 darbesi Mayıs ayıydı. Devlet yıkıldı, askeri darbe yapıldı. Ben o zaman 14-15 yaşlarındaydım. Tüm devlet, kamu kurumlarının hepsi asker bastı. Yani kaymakamlıktan, hatta köy muhtarını da denetliyorlardı. Valilik, her taraf asker bastı. Onları tutukladılar hepsi. Ve içeri aldılar. Şirvan ilçesinde Şeyh Taceddin adında bir zat vardı. Bir gün cübbesiyle camiye giderken askeri kaymakam çağırtıyor onu. Orada cübbesini alıyor, sakalını kestiriyor. Çok kötü hakaret yapıyor. Ama o sırada da ona mensup köylüler de kaymakamlığı bastılar. Riskli şeyler yaşandı. Yani ev arıyorlardı. 1927-30 yılları gibi Arapça yazılı kimin evinde buldularsa onu sorguya çekiyorlardı. 27 Mayıs 12 Eylül'den de daha ağırdı. Müslümanlar her konuda, hep kontrolde. Bütün Müslümanlar, camiler daha önceden Tanrı oğludur diye camide ezan okumaları iyi hatırlıyorum. O zaman da aynı onu o şekilde getirmek istediler ama bunu yapamadılar. Müslüman alimleri, Müslüman din adamları hepsi gözetim altındaydı. Şimdiki gibi
Tabi basın yayın falan fazla yoktu. Dünyada pek haberimiz yoktu. Ama 12 Eylül Diyarbakır cezaevi her bir hücresinde yüzlerce insan günlerce ayakta. 1970 bu şeyleri de yaşadık. 28 Şubat ben memurdum. 1976'da Özpınar Ortaokulu'na memur olarak atandım. Orada Max Hegel, Leben, Aziz Nesin, Harun Karadeniz fotoğrafları asılıydı. Yani her ne kadar mesela bugüne kadar, hala bugüne kadar darbe üzerinde darbe yapıldı. Darbeden sonra sözde demokrasiye geçildi. Yani darbe zihniyeti insanlar hiç iktidara gelmedi. Ama bürokrasi hala onların elindedir. Devlet kademeleri hep hala onların kontrolündedir. 28 muhtarlık o bucağa bağlı. Her gelen karakol komutanı kimi irticadan, kimi eşkıyadan, kimi varasıl silah kaçakçılığından listesi vardı. O listeye bakarak adamları çağırır işkence ederdi. O öyleydi. Gençlere hep Marksist kitapları dağıtırdı bu başçavuş. Eskiden komünist olanlar, onlardan olmayanlar faşist diyorlar. Faşist olanlar, onlardan olmayanlar komünist diyorlardı. İslam bir ideoloji, bir nizam hiç inanmıyorlardı. Müslümanları sufinizm, böyle sufi kendi halinde algılamak istiyorlardı. Yatsı namazına çıktım, ki genç çıktı, elinde bıçakla, arkamda da genç, bana saldırdılar. Cesaret aldılar, öldüreceğiz seni. Bana bıçakla attılar uzaktan, yaralanmadım. Muhtar bizi karakola şikayet etti, karakol beni sorguladı, 3 gün, 3 gece içeride bıraktı, diğerleri serbest. Bana hep faşist, faşist, ülkücü diyorlardı. Kendi düşüncesinde olmayan 1970'lerde bir yere memur gittiğinde onu karşı taraf raporu verirlerdi. Daha sonra okul kapandı, ben Siirt Milli Eğitim'e geldim. Bana şef kadrosu geldi. PKK'nın ilk çıktığı 1985 yılında. Tabii onlarla bir tartıştık, hemen polis müfettiş benim rapumu bu sefer küçülükte. Beni aldılar, emniyetin altına gittiler. 3 gün, 3 gece işkence. Bu işkenceden savcılık dedi ya sen çok değişik bir insansın. Özpınar'da ülkücüymüşsün, burada Kürtçüsün. Sen neye kar ediyorsun bundan? Dedim yemin ederim ne ülkücüyüm ne de Kürtçüyüm. Hele hele bugün milli misak-ı sınırları, bizim düşmanlarımızı bu sınırları koyanları da bunu da hazmetmiyorum. Peki idare nedir? Dedim benim idarem Türkiye Cumhuriyetleri, Kırım'dan, Afrika Ortası, Endülüs Emevi Devleti'nden Malezya, Endonezya kadar benim ülkemdir. Öyleyse dedi sen ümmetçisin. Birkaç gün beni yatırdı sonra bıraktılar. Bu sefer beni Kazım Karabekir'e verdiler. Orada 4-5 tane öğretmen PKK elindeydi. Bana her gün birer ikişer defa anlatıyorlardı. Bak sizin, bizim arkadaşlar, militerler seni takip ediyorlar. Ya bize katıl, ya sükut et. Ne bu dergileri, ne kitapları okuma. Bizi geri bırakan, bizi Kürtleri uyuşturan bu kitapları okuma. Yani defalarca tehdit ediyorlardı. Bunu da bir şey pay etmedi. En sonunda bir gün masa başında yazı yazıyorum dediler, gel Tahir'e gösterin, Tahir'e gösterin. Bir ulusalcı komünist gazetesinde gazeteyi bana gösterdiler. Böyle bir çarşaf üstünde bir şekil, altında da imamın hanımı şu şu suçundan tutuklandı. Niçin bu işe tevessül ettin? Eşim beni örtüyor, örtüden rahatsız oluyorum. Böyle bir şey var. Uzmana sormuşlar, ilgili uzmanlara. Demişler ki, örtü daha çok kötüdür diye. Dediler, dedim yalandır. Bunu yazan mürtettir. Dedim, dedi sosyolog o bilim, dedim o da mürtettir. Muhakkak mürtettir, böyle inanmışsa. Dedi biz de inandık mı, dedim hepiniz mürtetsiniz.
dinsiz köpekleri. Birini de geldi beni öyle dövdüler, öyle dediler. Polis geldi, müfettiş geldi, bizim sorguladılar. İki tane davacı, diğer üç öğretmen de şahit. Benim raporumu deli koydular, delidir. Adamlar benim şeyimi hiç kale almadılar. Bu sefer devlilikten sorgulandı. Daha başka seferde Vahabi'den bir şiir vardı, Kürtçe. Diyor, hatane kef ge kufr avabi le sarruye ardı zulüm ranabi. Zulüm eşittir küfür, küfür eşittir zulüm. Bu zulüm küfrün meyvesidir. Küfrün yasalarıdır. Bir memleket ki hukuku İtalya'dan, eğitim öğretimi Fransa'dan, ekonomi Almanya'dan, medeni konfüzyon getirmiş, monte edilmiş bir merdi bu ya da. Tayyip Erdoğan ise, kim olsa Şahin Akşaban da düzeltemez bu kanunlarla, bu yasalarla. Bu yasalarla düzeltemez. Kesin. Önce yasaların düzelmesi lazım. Kim kainatı yarattı? Kim kainata şekil verdi? İnsan o yarattı. İnsana şekil verdi. İnsanı terbiye etti. İnsana nizam koydu. Onun nizamı veli olsun o alimlere o nizamı anlatmayan. Biz yasalar değişmedikçe korkarım Türkiye'de diğer İslam ülkeleri gibi, Mısır gibi yasalar değişmedikçe. Bu çözüm değildir bugün tüttüğü olaylar. Kesin çözüm değildir. Karşı tarafı daha da hınçlanıyor, daha da gizliden güçlendiriyor.